Ama çok da iyi oldu. Gerçekten çocuklarımız için, bizim çocuklarımız için e, gerçekten güzel bir faaliyet oldu. Ve Konya'da da gitgide hızlanıyor. Ama e, aslına bakarsanız madalyonun bir de öbür yüzü var. Hani bizler sürekli 3 aydır, 4 aydır artık e, dilimize iyice pelesenk oldu. Keşke onlar da o çocuklarımızda yaşayabilselerdi. O çocuklarımız da bu günleri görebilselerdi. O çocuklarımızda bir nevi de olsa bir katre de olsa bir hatve de olsa bu mutluluğu, bu sevinci yaşayabilselerdi. Ama maalesef öyle olmadı. Gazede zulüm devam ediyor. Bir tarafta zulüm devam ederken tabii önceden Gazze'deydi şimdi Batı Şeria'ya geçtiler. Bu farklı bir konu. Ama Konya ve Türkiye civarındaki şirlik etkinlikleri yoğunlaştırıldı. Tabi burada özellikle ara sıra benim de katıldığım Selçuklu Kültür ve Sanat Derneği topluluğu üyeleri var. Tabi hiyerarşik bir yapı var. Başkan, başkan yardımcısı. Güzel bir kuruluş. Gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Orada çocuklara verilen bir hizmet var. Bu da güzel bir şeydir. Bu haberdir bakın. Çocuklarımız için bu özellikle haberdir. Ama öbür taraftan oraya bakarsanız orada tabii ki de birilerine eğer sizler cismani olarak bir acı veriyorsanız bir fiilde bulunabiliyorsanız nefi veya müsbet hiç değişmiyor bu. Özellikle Meram ilçe Halk Kütüphanelerinde bir müsamere, özellikle bir söylence diyebiliriz bizler buna. Gerçekten de hani biraz önce de zikrettim ya bir katre kadar da bir hatve kadar eğer, eğer birilerine dokunabiliyorsanız ne mutlu sizlere diyelim. Bakalım efendim. Selçukya Kültür ve Sanat Derneği geleneksel olarak her yıl kutlanan Şivlilik Bayramı'nı kutladı. Konya İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde... Selçukya Kültür Sanat Derneği ve Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katkılarıyla organize edilen Geleneksel Şivlilik Gününe özel programında açılış konuşmalarını Konya İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Mehmet Rauf Nıcak ile Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Avukat Yazar Fatma Şeref Polat yaptı. Eğitimci yazar ve Selçukya Çocuk Etkinlikleri Koordinatörü Fatma Çetin Kabadayı'nın masal anlatımı ve eğlenceli yarışma gerçekleştirdiği programda, Çocuk Gelişim Uzmanı Fatma Balkan'da, müzik ritim oyunları oyunları ile çocukların kalbini fethetti. Şair yazar Tayyar Yıldırım ve Remzi Samancı'nın da yorumuyla birbirinden güzel şivlilik şiirleri, Selçuk ya ozanlarından eğitimci Hüseyin Azizoğlu, Abdullah Hünsal ile bağlama eşliğinde çocuk şarkıları, yarışmalar ve palyaçolarla dans etkinliği gerçekleştirdi. Kapanış ise toplu aile fotoğraf çekimleri ve şivlilik ikramlarıyla tamamladı. Evet bizler de buradan tekrardan teşekkür ederim efendim. Özellikle Selçuk Kültür ve Sanat Derneği topluluğuna başkan başkan yardımcısı artık o grupta kimler varsa Meram İlçe Halk Kütüphanesi müdür yardımcıları müdür fark eder mi? Kim olursa olsun. Aynı çatı altında eğer bizler aynı çatı içerisinde eğer şayet birilerinin yüreğine dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Adana